Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Burhan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi şunu düşünüyorum. Biz 4 yılda bir, 5 yılda bir sandığa gidip oy veriyoruz. Tabii 85 milyonda bir benim de hissem var. Sizin de 85 milyonda bir hisseniz var ve toplumun, devletin, kamunun nasıl yönetileceğine dair kararlar veriyoruz. Hepimizin kendimize göre, dünya görüşümüze göre, yaşadığımız hayatın olayın akışına göre, düşüncelerimize göre, önümüzde olmasını istediğimiz siyasi görüşlerimize uygun partiler var ve biz bu partilerin önde olması için kendimize göre çalışmalar yapıyoruz ve oy veriyoruz. Ancak bu 4 yılda bir, 5 yılda bir sandığa gidip oy attığımızda bu hayat bitmiyor. Yani ben bugün oy verdim, önümde 5 yıl daha bu insanlarla beraber yaşayacağım. Ha, benim istediğim parti iktidara gelmiş olabilir, bir başka bakış açısıdır. Benim istediğim parti muhalefete düşmüş olabilir, hayatın akışı içerisinde bu başka bir bakış açısıdır. Yani ben 4 yılda bir, 5 yılda bir sandığa oy atmış olmakla devlet yönetimine ilişkin, sosyal hayata ilişkin, ekonomik kararlara ilişkin, toplumun yönetilmesine ilişkin devreden çıkmış oluyor muyum hocam? Yani anayasa bize ne diyor? Oyunu ver, 4 yılda bir ondan sonra git hayatına bak mı diyor bize? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında izleyicilerimiz de bu soruyu sormaya başladılarsa bu programlar amacına ulaşıyor demektir. Çünkü izleyicilerimiz de vatandaşlık bilinci güçleniyor. Onlar toplumsal yaşamda daha aktif rol almak istiyorlar ve demokratik devletin hayata geçmesi için görev üstleniyorlar demektir. Umarım şu anda bizi takip edenler bu soruyu beğenmişlerdir, bu sorudaki değeri görmüşlerdir. Çünkü biz ilk programdan itibaren şunu söyledik. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. Şimdi tek başına demokrasi dediğimizde bu zihnimizde çok net bir resim canlandırmayabilir. Ama işte sizin sorunuz tam da bu konuyla ilgili. Yani 4 yılda bir anda böyle zuhur eden ve ondan sonra tekrardan kaybolan varlıklar değiliz biz. Neden? Çünkü bu düzen bizim mutluluğumuz için var. Hukuk düzeni, toplumsal düzen bizim kendimizi gerçekleştirebilmemiz için, maddi ve manevi varlığımızı geliştirebilmemiz için, güven, huzur, barış içerisinde birlikte yaşayabilmemiz için var. Bu durumda bizim üzerimizde bir takım görevler de var. O özgürlükleri kullanabilmemiz, haklardan yararlanabilmemiz için o düzeni koruyabilmemiz de gerekiyor. Yani evin içinde oturup hiç temizlik yapmazsanız evin kendi kendine temizlenmesini bekleyemezsiniz. Tabii ki bu görevi diyelim birisi üstlenebilir. Tamirat, temizlik vesaire. Biz yani bir ne yapıyoruz? Egemenliğimizden birazını devlet kurumlarına yetki olarak veriyoruz. Sizin verdiğiniz örnekte örneğin genel seçimler var. Milletvekillerini seçiyoruz. Bizim için kuralları yapıyorlar. Yerel yöneticileri seçiyoruz. Şehrimizdeki genel bayındırlık ve diğer görevleri yerine getiriyorlar. Peki biz devre dışı mı kalıyoruz? Hayır, kalmıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her an, hatta uykumuzda bile bu statüye sahibiz ama bu statünün gerektirdiği bilince de sahip olmalıyız. Tabii ki öncelikle kendi çevremizde, kendi yaşadığımız meselelerle ilgili, şahit olduğumuz meselelerle ilgili proaktif bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Proaktif derken ne demek istiyorum? Karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde görüşlerimizi, önerilerimizi devletin ilgili mercilerine iletmeliyiz. Tabii ki burada doğal olarak şunu da soracaksınız. Nasıl? Yani bununla ilgili de acaba anayasamızda bir düzenleme var mı? Yani bize anayasa ile böyle bir imkan tanınmış mı? Bu tabii ki hem bir hak ama aynı zamanda da bir ödev. Madalyon iki yüzü. Hangi maddeden söz ediyorum? Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı başlıklı 74. maddeden söz ediyorum. Burada üç hak söz konusu. Birincisi dilekçe hakkı. Bakın ne kadar güzel bir hak ve kime tanınmış? Tüm vatandaşlara. Vatandaşlar ve
Karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar. Bakın, demokratik bir devlet olduğumuzun çok önemli bir göstergesi. Şu dilekçe edinme hakkı dahi sadece vatandaşlara değil. Bu düzenden etkilenen, bu düzenden bir nevi nemalanan, içinde yaşayan yabancılar dahi, yani Türkiye'de ikamet edenler, kendi ülkelerinde de bizim vatandaşlarımıza aynı hak tanınıyorsa, dilekçe verme hakkı tanınıyorsa, onlar da bu hakka sahip. Kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Şimdi bizim bildiğimiz herkes CİMER diyebiliyor. İşte dayanağı bu. Yani dayanağını artık izleyicilerimiz biliyor. Zaten bize anayasayla tanınmış bir hak ama aynı zamanda bir ödev ve herhangi bir diyelim çevremizde düzeltilmesini istediğimiz, iyileştirilebileceğini düşündüğümüz veya olmayıp da olmasını arzu ettiğimiz bir durum varsa bu konuda ilgili makama dilekçe verebiliyoruz. Anayasal düzeyde bir hak bu. Bakın kanunla da değil, anayasayla tanınmış. İkincisi bilgi edinme hakkı. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Bilgi edinme hakkına atlamayalım. Çünkü dilekçe dediğimiz zaman burada bir şikayet olabilir, bir durum tespiti olabilir. Halbuki bilgi edinme hakkında bakın böyle bir sınırlandırma da yok. Örneğin ben ülkemizde diyelim eğitimle ilgili bir konuda merak ettim. Bilgi sahibi olmak istiyorum çünkü onunla ilgili sonradan bir araştırma yapacağım. Araştırmama kaynaklık edecek bilgilere ihtiyacım var. Veya ekonomiyle ilgili bir araştırma yapacağım. Bilgiler nerede? Ben bütün ülkemizdeki diyelim bir ekonomik meseleye dair kendi kendime bilgi edinemem. Ama bu bilgi ilgili devlet kurumunda var. Prensip olarak bu bilgiler de benim erişimime açık. Yani o bilgiler üzerinde de benim hakkım var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu sanırım yine bütün izleyicilerimiz takdir eder. Zamanında en önemli kaynak aslında bilgi haline geldi. Ben devletteki bilgileri isteyebiliyorum. Yine bize anayasamızın sağladığı çok önemli bir imkan. Lütfen izleyicilerimiz 74. maddeyi not etsin. Kamu denetçiliği nedir? Kamu denetimi ne işe yarar? Bu da aslında yine vatandaşa tanınan bir imkan. Bir derdimiz var. Tabii ki yargı açık. Geçen hafta yargı konusunu ele almıştık. Bağımsız yargının önemini ve aslında temeli oluşturduğunu, arka plandaki o sağlam devlete duyulan güvenin kaynağı olduğunu konuşmuştuk. Kamu denetçiliği de ayrıca getirilmiş bir olanak. Çünkü devlet kurumlarından yana dertlenebiliriz, şikayetlerimiz olabilir. Buna ilişkin de ayrıca bir kanunla düzenleme yapılmış. Yine hiç aracısız bir şekilde kamu denetçisine başvuruyoruz. Buradaki asıl hedef aslında bizim sorunumuzun çözülmesinden çok devlet işleyişinde aksayan ve belki de devletin bizim mutluluk amacımıza aykırı bir sapmadan tekrardan dönmesini sağlamak. Kurumların uyum içerisinde ve devletin ana amaçlarına uygun şekilde çalıştığını tekrardan gözetmek, teminat altına almak. Böyle bir Hocam, imkan var. Buyurun. şimdi siz konuşurken hocam şöyle düşündüm. Ben şimdi 4 yılda bir, 5 yılda bir oy veriyorum ve bazı insanlara beni temsil etmesi için güç veriyorum. Vatandaş olarak, 85 milyonda bir hissedar olarak söylüyorum. Sonra bu oy verdiğim insanlara da benim ödediğim vergileri harcama gücü veriyorum. Dolayısıyla hem yetki, yani yaşamı düzenleme konusunda yetki verdim, hem de ödediğim paraların harcanması konusunda yetki verdim. E şimdi 4 yıl, 5 yıl uzun bir süre. Başlangıçta doğru gitti de sonra saptı. Yani halk olarak benim 85 milyonda bir denetleme gücümün olması lazım. Bravo. Siyaset üzerinde devlet hayatının sürdürülmesinde de katkımın olması lazım. Yani burada Anayasanın 74. maddesi harika bir şey söylediniz. Kamusal bilgilerin üzerinde benim hakkım var.
O zaman verdiğim yetki ve ödediğim paranın harcanması konusunda da benim hakkım var. Yani bu anayasa bize özellikle bu söylediğiniz dilekçe verme, bilgi edinme hakkı, kamu denetçisine başvurma. Peki bunun bir de sivil toplum gücü oluşturma konusunda bir tarafının da olması lazım. Yani sivil bir baskı unsuru, dikkate alınması gereken bir halk sözü oluşturma grubu anlamında söylüyorum. Burada anayasa bize ne diyor hocam? Mükemmel bir bağlantı. Bu arada hakikaten bu ödediğimiz vergilerle bunların nereye harcandığını sorgulama arasındaki bağ da çok önemli. Bu tespitiniz için de teşekkür ederim. Tabii ki bunu da sorabiliriz. İşte her yıl ne oluyor? Bir bütçe kanunu yapılıyor, kabul ediliyor ve devletin kaynakları ona göre harcanıyor. Çünkü işlerin gerçekleştirilmesi lazım. Hazır hisse demişken o bağlantıyı da kuralım. Gerçekten oraya harcandı mı? Verimli kullanıldı mı? Bakın bütün bunları biz biliyoruz. Şunu da diyebilirsiniz. Soruyorsunuz ama yanıt alabiliyor musunuz? Onu da hemen okumak istiyorum. Şöyle deniyor. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bununla ilgili başbakanlık varken zamanın başbakanın bir genelgesi de var. En kısa sürede 2 ay içerisinde bilgi talepleri yazılı olarak yanıtlandırılacaktır. Yanıtlandırmayanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır diye. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli bir hak olduğunu bu düzenlemelerle de teyit etmişler. Gecikmeksizinin altını doldurmak da çok önemli. Öyle ben gönderdim ama yanıt gelmedi gibi bir durum yok. Bunu da çok sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Çünkü arka plandaki düzenlemeleri de bunu destekliyor. En kısa sürede bilgi geliyor. Şimdi bunu nasıl örgütlü bir şekilde sorabiliriz? Bir tek başımıza değil de belki yapmak istediğimiz, başarmak istediklerimiz çerçevesinde bir araya gelerek sorabiliriz diye soruyorsunuz. Tabii bu imkan vatandaşlara tanınmış. Vatandaş dediğimizde gerçek kişi. Ama bunun ötesinde aslında her birimiz sivil toplum olarak çok önemli işler başarabiliriz. Aradaki boşlukları doldurabiliriz. Yoksa hayatı 4 yılda bir, 5 yılda bir yaşar hale geliriz. Yani çünkü o zaman bir kere oy kullanıyoruz, ondan sonra köşemize çekiliyoruz. O zaman meydan boş kalır, alan boş kalır. Halbuki devlet yetkisini kullanan kurum ve makamların da geri bildirime, denetlenmeye, görüşe ihtiyacı var. Yani demokratik devlet bu demek. Demokratik toplum bu demek. Benim sizin görüşlerinize, yaklaşımlarınıza, sorularınıza ihtiyacım var. Bilgiyle soru aslında aynanın iki yüzü gibi birbirini bütünler. Soru gelmezse, bir talep olmazsa ne olur? Görevi yerine getirmekte yükümlü olan da rehavete kapılır. Enerji de olmaz, etkileşim de olmaz. Böyle baktığımızda devlet kurumlarının, makamların, devlet yetkisini kullananların bu şekilde bilgi edinme taleplerine, dilekçelere müteşekkir olması gerekir. İşte bu kültürel düzeye eriştiğimizde tam anayasamızın ikinci maddesindeki demokratik devletin altını doldurabiliriz. Şimdi bir arada bunları nasıl başarabiliriz? Yani her işi devletten beklememek lazım diye meşhur bir söz var. Bunu yine anayasamızla bize açıkça bir özgürlük olarak, bir hak olarak, özgürlük değil de hak olarak aslında tanınan ama özgürlük olarak ifade edilen bir açık hakla yapabiliyoruz. Dernek kurma hürriyeti diye ifade ediliyor. Ama aslında bu bir hak çünkü dernek diye bir kavramın hukukla tanımlanması gerekiyor. Tanımlanmış siz, ben, 7 kişi bir araya gelip belirlediğimiz toplumsal amaç çerçevesinde hayırlı bir amaç güderek birlikte faaliyet göstermeye başlayabiliyoruz. Yani geçen haftalarda konuşmuştuk, izleyicilerimiz hatırlar. Özel teşebbüs kurmak serbesttir demiştik. Yani bizde şirket kurmak mümkün, şirketi işletmek mümkün. Ama yani insanlar sadece gelir elde etmeyi hedeflemezler. Birçok toplumsal gaye var, birlikte başarabileceklerimiz var. Bu konuda yine anayasa bize orada aslında bir ışık yakmış, yol göstermiş, bir imkan tanımış. 33. maddede demiş ki herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Aslında bunlar çok açık, yalın ifadeler, çok yol gösterici ifadeler.
Tabii ki bugüne kadar dernek kurmuş, derneğe üye olmuş çok izleyicimiz vardır ama bunun kaynağının belki anayasa olduğunu, bunun böyle bir hak alanı olarak düzenlenmiş olduğunu bilmiyordur. Bakın bunlar yapabileceğimiz şeyler ve o arada kalan 4 yıllık zaman içerisinde de toplumsal hayatın içinde aktif olarak rol almamızı mümkün kılan kurumlar. Yine çalışma hayatı ile ilgili belki sendikaları dile getirmemiz gerekir. Sendika kurma hakkı da yine anayasada düzenlenmiştir. Yani çalışma özgürlüğünü bütünleyen, bu özgürlüğü hayata geçirebilmemizi sağlayan haklar bunlar. Böylece ne oluyor? Bir araya gelip çalışma hayatında ağırlığını koyuyor çalışan kesim. Böylece topluma denge geliyor. Ücrette adalet geliyor. Bütün bunların hepsinin kaynağı yine anayasa. Dolayısıyla biz milletvekillerini seçtik. Onları da oraya gönderdik. Her şeyi mükemmel yapacaklarına eminiz. Biz de o keyfimize bakabiliriz. Asla diyemeyiz. Lütfen unutmayalım. Anayasamızın 6. maddesi der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti bu yetkiyi anayasanın koyduğu esaslar dahilinde devletin organları eliyle kullanır. Bakın burada çok anlamlı ifadeler var. Bir kere ne diyor? Anayasal düzen diyor. Artık bunu hepimiz çok iyi anladık. Demek ki keyfi bir kullanım yok burada. Bu kurgu içerisinde kullanmak gerekiyor. Devlete de egemenlik verilmiş değil, sadece yetki verilmiş. Yetki verdik ama kaynak bizde. Siz şimdi birini görevlendirdiniz. Hiç takip etmez misiniz? Hiç sorgulamaz mısınız? Örneğin siz avukat olarak müvekkillerinizle muhtemelen çok yakın ilişki içerisindesinizdir ve müvekkilleriniz sürekli size emanet ettikleri işin gidişatı konusunda soruyordur. Yani sizi takip ediyordur. Yani aynı durum vatandaşlar için geçerli ve vatandaşla devlet yetkisini kullanan kurumlar arasındaki ilişki böyle şekilleniyor. Bunu dilekçeyle de yapabilirsiniz. Bilgi edinme hakkını kullanarak da yapabilirsiniz. Kamu denetçisine de başvurabilirsiniz. Veya sürekli sahada olmak istiyorsanız dernekler, sendikalar yoluyla vakıf da yine tabii ki hayırlı amaçlar çerçevesinde bir araya gelerek zamanınızı, paranızı, diğer kaynaklarınızı vakfedebilirsiniz. Böylece ne oluyor? Alanı dolduruyoruz, boş bırakmıyoruz. Çünkü devlet her alanı kaplar, toplumsal hayatın her alanını kaplar. Biz burayı ne kadar hareketlendirirsek, çeşitlendirirsek tıpkı organik toprak gibi bizi besleyen bir yapı haline gelir. Ama biz devreden çekildikçe aynen çölleşen bir toprak gibi kurur, besleyiciliğini yitirir, kendisi de zayıflar ve bize de bir hayrı dokunmaz. O açıdan ödev olduğunu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi siz milletvekili deyince ve müvekkiliniz size sürekli hesap soruyor deyince şöyle düşündüm ben. Tabii ki müvekkil bana bir yetki verdiğinde yetkiyi verme amacına bağlı olarak hangi prosedürü yürütüyorsak hangi aşamada ne olduğunu bilmeye hakkı var ve bunu benden talep ediyor. Ben de bunu sürekli olarak müvekkilime diyorum ki şöyle oldu, duruşmada böyle oldu, işte herhangi bir prosedür neyse şu anda şu durumdayız diye ve beni her an denetleyebiliyor müvekkilim. Bu durumda benim de 85 milyonda bir hissedar olarak Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini denetlemem lazım vatandaş olarak. Birden aramızda bir bağ kurmuş oldum ben şimdi. Şimdi hocam milletvekili dediğimiz kişiler bir de yemin ediyor. Ben programımızı seyreden herkese bu programdan sonra milletvekili yemini nedir diye lütfen Google'layıp bakmalarını istiyorum. Şimdi insan hayatının kendisinden bizatihi hayatımızdan daha büyük, bizim hayatımız sona erdiğinde de devam eden büyük şeyler var. Örneğin bir insanın namuslu ve şerefli bir hayatı nesiller boyunca kendisinden sonraki nesiller için bir gurur vesilesi olarak taşınan bir şeydir. Bireysel olarak benim hayatımdan daha uzundur benim namus ve şerefim. Şimdi milletvekilleri kürsüden namus ve şerefleri üzerine ant içiyorlar hocam. Şimdi düşünüyorum bir milletvekili
Atıyorum İstanbul'dan seçildi ama bir milletvekilinin görevi İstanbul'un menfaatleriyle mi sınırlı? Ben Atatürk'ün sözü aklıma geliyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve bu satı bütün vatandır demiş. Şimdi namusu ve şerefi üzerine yemin eden, kendi hayatından daha büyük ve daha genel geçer bir şey üzerine yemin eden bir milletvekili bakımından, onu da denetlemek bakımından hocam. Bu insanlar niye yemin ediyor hocam? Anayasa niye böyle bir şey demiş yani? Evet. Ben de sizi dinlerken bir anda kendime bir milletvekilinin yerine koydum ve böyle bir içim titredi. Ne kadar şerefli bir konum. Bütün milletin vekili oluyorsunuz. Siz de vekilsiniz, değil mi? Çok müvekkilleriniz var. Bütün milletin vekili olmak ne demek? Bu çok büyük bir şey. Bunu anayasa açıkça düzenlemiş. Bakın ne kadar hassas bir düzen. Anayasa bunu özellikle belirtme gereği duymuş. Diyor ki 80. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Ya bundan daha yalın bir Türkçe olabilir mi? Kendini seçeni değil, seni seçen bölgeyi değil, sen bütün milleti temsil ediyorsun diyor. Yani bu bile bir milletvekilinin belki her sabah bir okuyup titreyip kendisine gelmesini gerektiren ve meclise girerken belki de böyle içini pırpır ettirerek girdiren bir madde. Muhtemelen milletvekilimizin duvarında böyle kocaman altın harflerle yazıyordur. Yazmıyorsa da adalet devletin temelidir gibi 80. maddenin de belki milletvekili odalarında tam milletvekilinin karşısında yazması düşünülebilir. Böyle de bir öneri getirmiş olalım. Sizinle yaptığımız programlar böyle çok ilham verici oluyor. Hep böyle yeni yeni icat çıkarıyoruz mu? Bunu yapabiliriz belki. Bir yandan da tabii ki 81. madde var sizin belirttiğiniz. Acaba namusu ve şerefleri üzerine hangi değerleri korumak için milletvekilleri yemin ediyor? Tabii ki izleyicilerimiz merak edip buna bakacaklardır ama şimdiden söyleyelim. Bu yemin de özel olarak anayasaya alınmış. Bakın meclis iç tüzüğünde kararlaştırılır. Şu kanunda yer alır demiyor. 177 tane maddesi var, birini buna ayırmış. Buradaki değeri umarım hepimiz şu anda görüp idrak ediyoruzdur. Çünkü buradaki alan çok değerli. Şimdi teşbih de hata almaz. Hani reklam alanı var ya veya çok böyle zirve saatler oluyor. Ratingleri çok yüksek olan orada saniyesi şu kadar. Burası paha biçilemez bir alan. Yani bu anayasada yer alınmasını alacağına karar verilen hükümlerin değeri ekstra ekstra fazla. Demek ki bunlardan bir payı milletvekili yeminine ayırmayı tercih etmiş bu millet. Bunu da bekliyor milletvekillerinden. Daha öte bir yemin var mı? Namus ve şeref. Bunu yitirdiğimizde geriye ne kalır? İşte namus ve şeref üzerine yemin edilen değerler bunlar. Cümle olarak okumayacağım, sadece değerleri saymak istiyorum burada. Devletin varlığı ve bağımsızlığı. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü. Milletin kayıtsız şartsız egemenliği. Hukukun üstünlüğü. Demokratik ve laik cumhuriyet. Atatürk ilke ve inkılapları. Bu değerlere bağlı kalmak için yemin ediyor. Sonrasında da ayrılmayacağı unsurları belirtiyor. Toplumun huzur ve refahı. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsü ve çok önemli kısma geldik. Anayasaya sadakat. Zaten bizim özümüz, programımızın konusu. Büyük Türk milleti önünde namus ve şerefi üzerine bu değerleri korumak, bu değerlerden ayrılmamak için yemin ediyorlar. Hocam ağzınıza sağlık. Şöyle yapalım. Bu milletvekili yemini meselesi çok özel bir şey bahsettiğiniz gibi. Bir sonraki programı sadece milletvekili yemininin içeriği, anlamı, bugünü ve geleceğine ilişkin sorumlulukları, yetkileri, ödevleri üzerine kuralım. Çünkü paramızı harcaması için yetki verdiğimiz ve devletin gücünü kullanma konusunda yetki verdiğimiz insanları anayasada namusları ve şerefleri üzerine yemin ettirdiğimize göre bunun tahminimizden öte bir ağırlığı, bağımlılığı, zorunluluğu ve görevi var diye düşünmek lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda bu yeminden devam ediyoruz.
Tamam. Gelecek programımızın konusu o zaman yemin. Çünkü başka yeminler de var. Belki bunları bir paket olarak hepsini ele Olabilir hocam. alırız. Tamam. Milletvekili yemininden başlar, diğerlerinden devam Tamam. ederiz. Peki. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Sağ İyi olun. İyi akşamlar. akşamlar diliyoruz bizi seyreden, dinleyen herkese. Hoşça kalın.